Muhterem hocam, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde 13 ve 14. ayeti kerimelerinde okumuş olduğum ayetlerde Cenab-ı Hak her insanın amelinin boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde insanoğlunun şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettin? Gençliğini ne şekilde yıprattığından, malını, servetini nereden kazandın ve nerelere harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden. Değerli hocam, hayatta hep yüz yüze olduğumuz halde bir türlü idrakine varamadığımız bir gerçek vardır. Ölüm ve sonrası ötesi. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ağız tadını kaçıran, lezzetleri bıçak gibi yok eden ölümü çokça hatırlayın buyuruyor. Şöyle geriye dönüp bir baktığımızda görüyoruz ki zengin fakir, genç yaşlı, iyi kötü, zalim, mazlum, nice insanlar bu dünyadan gelip geçtiler hocam. Birçoğunun yerinden, yurdundan eser kalmamış. Her geçen gün bir sevdiğimizi ahirete yolcu ediyoruz, bizi bırakıp gidiyor. Biz de bir gün sevdiklerimizi bırakıp gitmek için her an gelmesi muhtemel olan ecelimizi bekliyoruz ve hazırlıklı olmalıyız. Şu bir gerçektir ki hocam, bugüne kadar ölümden yakasını kurtaran hiçbir insan yoktur. Her geçen gün yıpranan bedene, ağıran saçlarımıza dur demek mümkün değildir. İstesek de istemesek de. Doğumla geldiğimiz bu dünyada ölümle ayrılıp gideceğiz. Bu gerçeği yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Nerede olursanız olun, sağlam ve güçlendirilmiş kaleler üzerinde içerisinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Bundan kaçış yoktur. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır buyuruyor. Kıymetli hocam, imanın altı esasından biri de ahirete inanmaktır. Ahiret yurdu bu dünyada yaptıklarımızın bulacağımız halimize göre de mükafatın veyahut azap göreceğimiz yerdir. Öyle ki artık dünyaya geri dönüş yok. Herkes bu dünyadaki amelinin karşılığını eksiksiz bir şekilde görecektir. Kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kimseye. Yüce Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresinde buyuruyor. Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Ve kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun da cezasını görecektir. Hesap gününde hiçbir şeye itiraz etme hakkımız olmayacak. Zira karşımıza çıkan kendi işlediklerimizden başkası değildir. Yüce Rabbimiz bu konuda yine
karşılığını Kehf suresinde 49. ayette buyuruyor. Artık kitap yani amel defterimiz ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak vay halimize, bu nasıl bir kitapmış? Küçük büyük demeden hiçbir şeyi bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez, hiç kimseyi haksızlık etmez. Şimdi o günün manzarasını yine Yüce Rabbimiz Abese suresinde bizlere bildiriyor, anlatıyor, buyuruyor. Kişinin kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli bir ses geldiği vakit işte o gün herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlayacak, güler, sevinirler. O gün nice yüzler vardır ki toz, toprak içindedirler. Rabbim inşallah bizleri yüzü ak olanlardan eylesin. Kıymetli hocam, şimdi baktığımız zaman insan tabiatı gereği dünyaya düşkündür. Ahireti ise hatırından uzaklaştırma eğilimindedir. İnsanoğlunun ölümden hoşlanmamasının, ondan ürkmesinin en önemli sebebi dünyaya olan aşırı tamahımız, ölümün ve ahiretin unutulup hazırlık yapılmamasıdır. Günah ve isyan karanlığında hakikat ışığının görünmemesidir. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarısı çok ağırdır bu konuda. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahtır buyuruyor. Azan, haddi aşan nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahtır buyuruyor yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam, canlılar arasında öleceğini bilerek yaşayan tek varlıkta insan. Yani bu da bu minvalden de bakacak olursa o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki. Yani öleceğini bilerek yaşayan tek varlık insan. Ama evet, yine de onu akılla getirmek istemiyor. İşte bu dünyaya düşkünlük, dünyevilikten kaynaklanan sebeplerden dolayı ölümü aslında birazcık da unutmak istiyoruz. Oysa ki her gün karşılaşıyoruz. Aynen. İşte hocalarımız hep anlatırlardı, son ders derlerdi. Yani hani bir cenaze namazına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın bu son ders. Bu dersi aldınız aldınız, alamadınız. Hocalarımız hep bahsederdi sohbetin başında. Kefa bil mevtu va'izen. Yani nasihat olarak ölüm yeter. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Amin. Buyurun kıymetli hocam. Amin. Kendimize sormamız lazım hocam. Hiç düşünüyor muyuz? Düşündük mü? Neden dünyamızda kötülükler, zulümler, haksızlıklar, katliamlar, savaşlar, cinayetler, ölümler, suçlar bir türlü sona ermiyor? Neden hırsızlık, arsızlık, edepsizlik, efendim zinasıydı, taciziydi, uyuşturucusuydu, kumarıydı hiç azalmıyor? Neden yalan dolan, gıybet, iftira hiç eksik olmuyor? Neden insanlar tabiata, çevreye ve diğer canlılara sürekli zarar veriyor? Neden insanlardaki daha çok kazanma, daha çok tüketme, daha çok sömürme ve daha çok eğlenme hırs ve tutkusu, ikiyüzlülük, bencillik, haset, intikam, kin ve öfke bir türlü sona ermiyor? Aslında bu soruların birçok cevabı yanında çok önemli bir cevabı daha var. Ölüm.
ahiret ve hesap çoğu zaman aklımıza gelmiyor. Ölmeyecekmiş gibi yaşamaya devam ettiğimiz anlar oluyor. Ve unutmamalıyız ki günah ve haramlardan uzaklaşarak sevaplara, hayırlara ve iyiliklere yönelmek için ölümü, ahireti ve hesabı daima hatırımızda tutmak gerekir. Dünya pazarında hiçbir şey karşılıksız verilmezken, ebedi alemde vaat edilen o nimetler çalışmadan, hazırlanmadan kazanılmaz. Madem ki ölüm var, ahiret var, hesap var, nizam, mizan var, sırat var, cennet var, cehennem var, öyleyse ölüme, ahirete ve hesaba hazır olmamız lazım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölünüz. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz, öleceğiz. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Kapı kapı yolun sonu, son yolun sonu, son ölümse her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail'e diyebilmektir hoş geldin de hüner. O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altında saklan başta var mısın? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var. Ufka bakarlar, ölüm uzakta mı uzakta? Ve tabut bekler, suya inmek için kızakta. Sultan olmak dilersen tacı sorgucu unut. Zafer araban senin, gıcırtılı bir tabut. Zafer araban senin, gıcırtılı bir tabut. Eyvallah, eksik olmayan kıymetli hocam. Hani hakikaten bizi böyle çok uzaklara götürdünüz. Allah razı olsun.